Söyle Ender. Ferit Bey, ben biraz daha yeşeledim bu işi. Galiba haklısınız. Bu Mirza, geçmişi biraz muamma. Misal? Misal şöyle, bir yetimhane geçmişi var. Olabilir. Aynen. Ama olay asıl ondan sonra çetrefilleşiyor. İki farklı soyadı var. Yetimhanede başka, çıkınca başka. Sonra birden aşırı zenginleşme görüyoruz. Yani bunlar önemli bilgiler tabii ama yetmez. Hepsi açıklanabilir. Sen bunu biraz daha eşelemeye devam et Ender. Tamam mı? Hadi haberini bekliyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Eyvallah. Ayşe. Hoş geldin sevgilim. Sevgilim, bu ne güzellik böyle. Mutlu yıllar. Ya sen var ya sen. Ya. Canım. Ya siz. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Harikasınız ya. Bir Hamdeciğim. Tane. Gel bir tanem. İyi ki varsın. İyi ki sen varsın. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? İyi misin Zeytin? Mutlu yıllar Ferit abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Unutmamışsın. Oyun oynamışsın bana. Unutur muyum hiç? Daha nikah kıyarken baktım ben senin doğum tarihine. Sen değilim ben sonuçta. Lafını da esirgemez. Diyorum ki bu sefer beni daha ne kadar şaşırtabilir. Acaba daha ne kadar aşık olabilirim ona ama hep daha fazlası var. İyi ki varsın bir tanem. Seni çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. İyi kimsin sen peki. Gece mutlu yaşlar Ferit. Kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bu gece çok sevgili işletmecimiz Ayşe Hanım'ın eşinin, daha doğrusu eski eşinin doğum günü. Kendisi aynı zamanda bir de baba oluyormuş. Bir alkış alırım bu habere. Ben de kendisine günün anlam ve önemiyle ilgili bir şarkı armağan etmek isterim. Sağ olun Mirza Bey. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Gel hayatım. Bu arada beğenirseniz haftanın 3 günü canlı müzik düşünüyoruz. Haberiniz olsun şimdiden. Bakarsın oyuncağın kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyük insanlar ağlamak çare değil, zaman değirmeni durdur. Baba? Kolay değil. Amcam ama. Şey amcam ama. He amcana ufak bir şey işte ne? Pırıl pırıl bir ilkbahar gününde. Bir şey yapsana. Sen içeride bir şey yap. Niye kendin vermiyorsun? Ya. Bilemedim şimdi. Canım benim. Canım. Ben biliyordum senin içinden rahat etmeyeceğini. Baba hadi gel bak girelim içeri ha. Ya o senin kardeşin canın. Ya sarılın bitsin gitsin artık bu saçma küslük lütfen. Yok öyle. Ya ben geçiyordum. Sen al bunu. Ne? İçeride bunu sen verirsin tamam. Kız al şunu. İçeri gir tamam. Bak bir de benim burada olduğumu görmedin duymadın tamam. Baba. Ne? Dur tamam hadi. Hadi gel. Dur kız. Baba. Şişt. Geldim söyleme. Tamam söylemeyeceğim. Hadi bay bay. Bay bay. Öyle işte. İnsanın başına her şeye geliyormuş. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Baksana halimize. Evlatlarımız bir tarafta, kocalarımız bir tarafta. Hepimiz darmadağın oldu. Öyle Zümrüt. Hayat düz bir yol değil. Engebeli, meşakkatli. Gittiği yere kadar götüreceğiz mecburen. Öyle. Öyle ama benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben çok yorgunum Azade, çok yorgunum. Ne gidecek bir yerim var, ne çalacak kapım var. Yapma Zümrüt. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Benim evim senin evin. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Yalnız Hande ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kapıdan içeri girmesine gönlüm el vermez. Söz ağızdan çıktı bir kere. Azade, insan evladından vazgeçer mi? Ben sana bunu desem, evladından vazgeçebilecek misin? Vazgeçtiğim zamanlar oldu. Tamam Zümrüt, şöyle yapacağız. O eve sakın gitmeyeceksiniz. Kızınla ihtiyacınızı giderecek bir ev hazırlatacağım size. Sen benim kader arkadaşımsın. Ahiretliyimsin. Sahipsiz değilsin Zümrüt. Hüseyin hapisten çıkana kadar maddi manevi her şekilde yanınızda olacağım. Üzme artık kendini. Üzme. Kardeşim. Efendim Kerim. Hangi otel? Kalp Yarası ATV'de.